Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir yeni bölümle daha karşınızdayız. Bugünkü bölümde sizlere tinout aşamasında, yapım aşamasında iç kısımdaki birkaç değişiklik yapacağım. Bunları göstereceğim. Neler yapacağız, neler edeceğiz. İç kısımda tuvalet bölmesini yapacağız ve vaktimiz olursa, ki vaktimiz çok kısa. Hani ben iş çıkışı akşam saatlerinde geliyorum. Bu süre zarfında üst tarafa doğru çıkmaya çalışacağız. Öncelikle pencereleri sökeceğiz. Pencereleri söktükten sonra iç kısımdaki üst kat yatak odasının olacağı kısmı çıkmaya çalışacağız. Hadi bakalım neler yapıyoruz. Bu aşamada mutfak bölümünde bulunan pencereyi söküyorum. Tek başına indirmesi biraz zor oluyor. Ardından tuvaletteki eski pencereyi de söküp yeni çizimlere başlıyoruz. Tuvalet ve mutfak alanını kesimlerini yaptıktan sonra şasemize vidalıyoruz. Trapez vidanın uzunluğu oldukça kolay şaselememize yardımcı oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi iki yan köşeyi yaptık. Tabii hava karardı ışık yardımıyla. Bu aşağıdan direkt römörkün kendi şasesine bağladık. Yani daha sağlam oldu. Bu arada böyle şey olduğuna bakarız ama onun baskısını alıyor. Bir sağlam tahta gibi işlev görmese de işimizi görecek. Sonuçta iç destekler olacak. Şimdi diğer aşamalara doğru geçip üst bağlamayı yapıp şu iki bağlamadan üst aşamayı yapacağız. Üst ölçümüz buradan tam karşıya 235 santim, 10 santim kalas kalınlıkları var. 255 olduğunu varsayarsak 235 santime tamamlıyoruz. Şimdi kesip diğer işleme geçiyoruz. Erkek çocuğu olanlar beni anlıyordur. Kalaslardan kestiğimiz parçaları tuvalet ve banyo için özellikle ayırıp yerleştiriyoruz. Sen böyle tutacaksın, ben buradan vidalayacağım. Duydun? Bu işlemlerde vidalama işlemi yapıyoruz. Çivi çakmak oldukça zor geliyor. Evet arkadaşlar, şöyle tuvalet bölümünü yaptık. Bu bölümü tamamladık. Bugün yaptığımız işlemler bu pencereyle tuvalet penceresini söküp tuvalet bölümünü yapmak oldu. Ölçülerimiz tamam. Tahta ahşap yamuk olabilir. Bundan kaynaklı yamuk da gözüküyor olabilir. Fakat öyle değil. Ölçüleri 3-4 defa teyit ederek yaptık. Bugünlük bu kadar. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese tekrardan merhaba. Yeni bir gün, yeni akşamüstü geldik. Şimdi loft katı yapıyoruz. Yandan destek atarak, L demirlerle de ekstra bir güç sağlayarak loft katını tamamlayacağız kısmetse bu akşam. Hedefimiz bu akşam onu tamamlamak. Bu kısımda loft katın taşıyıcı kerestelerini yerlerine yerleştirip bir tane de altından destek atıyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar, şimdi ön tarafı şu şekilde tutturduk, destek attık. Destek olarak böyle bir şey olacağını düşünmüyorum, ona bir çare bakarız, kapatacağız mobilyayla yönünü çünkü. Yan tarafta tamam, şimdi üst taraftan dikine dikine atacağız. Evet, şimdi oyma işlemi yapıyorum çünkü orada bir destek koymuştuk, hem bu da destek olacak, daha sağlıklı olacak. Şöyle buldum. İstiyorsun, imkanlar dahilinde ne bulursak onunla yapınca böyle oluyor. Gördüğünüz gibi bak, bunun da ucunu mahvettim. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle loft katımız için tahtalarımızı yerine yerleştirdik. Yeterince sağlam olduğunu düşünüyorum. Fazla fazla sağdan soldan alttan yandan vidalarımızı attık. Şimdi ara atkılarını atacağız. Ondan sonra üstüne de OSB'lerimizi koyacağız. Evet, şöyle 3 tane de atkı attık birinci. Fakat saat biraz çocuklar için geç olduğu için eve geçiyoruz. Yarın kaldığımız yerden devam edip OSB'leri koyup yanların en azından diklerini koymayı planlıyorum. Loft katın taşıyıcı kalasların arasına atkıları atıyoruz. Herkese merhaba. Yeni bir gün. Bugün de Hasan abi ile Mehmet abi bana yardım edecek. Üst çatıyı yapacağız inşallah. Bakalım neler yapıyoruz bugün.
Yine bir gün yeniden bizler mesai sonrası gelip çalışmaya başladık ve aradaki atkıları atarak üstüne OSB'leri koyduk. Hasan abiyle Mehmet abi bugün bana desteğe geliyorlar. Loft katın koyduğum OSB'lerde bölümlere yerleştirmemiz için dekobaj ile kesim yaparak yerlerine sabitliyoruz. Bu aşamada yan taraflar için yani yükselteceğimiz çatı kısmı için taşımaları yaptıktan sonra ben loft kattaki OSB'leri vidalama işlemiyle yerlerine sabitliyorum. Hasan abi ile Mehmet abi de yan dikleri çatı kısmını yerleştiriyor. Mehmet dayı çok güzel ittiriyor. Çatı boşlukları olmaması için aralarına elimizde kalan parça kalaslardan yerleştirerek boşluk olmasını engelliyor. Çatının alçak kısmındaki aralara atkı atıyoruz. Malum üstünde güneş panelleri olacağı için bizler de gezinmek zorunda olacağız. Bundan kaynaklı herhangi bir çökme olmaması için daha sağlam olması için aralarına atkıları atıyoruz. Atkıları bu işlemde çivileme işlemiyle tutturuyoruz. Çatı kısmına koyacağımız OSB'leri tek tek yukarı taşıyor ve yerlerine yerleştiriyoruz. Son olarak köşeleri de çiviledikten sonra işlemimiz tamamlanmış oluyor. Diğer bölümü üstünü tamamlamak üzereyiz. Ondan sonra OSB'leri yeni yerleştirip loft katın bölümünü tamamlayacağız. Şu an loft kattayım. Gayet idari yükseklikte eğilerek durabiliyoruz. Loft katındaki çatı için bir akşamın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İşte çatımızı şekillendirdik. Loft katın üstüne OSB'leri koyduk. Diğer taraflara da atkı atarak çatıyı tamamladık. Sadece OSB'leri ve üst kısmı var. Temel olarak, iskelet olarak çatı tamam. Yarın kısmetse geri kalanını da yapacağız. Herkese merhaba. Yeni bir gün. Bugün çatımızı tamamlayacağız kısmetse. Yani bir başımayım. Yalnız başına ne kadar yapabilirsem olduğu kadar yapmaya çalışacağım. İskeletini dün Hasan abiyle Mehmet abi sağ olsun geldiler, yardımcı oldular. Hallettik, bitirdik. Onlar olmasa gerçekten zor olurdu benim için. Çünkü tek başına yapılabilecek bir şey değil. Çatı iskeletinin tamamlanması. Tutulması gerekiyor bayağı bir. Bu bayağı bir yorucu bir serüven oluyor benim için. Kısmetse şu dış kısmını bitireyim de ondan sonra birazcık daha kafam rahat olacak. Çünkü yağmurlar gelmeden Muğla'da ışığı önemli. OSB'leri halletmemiz lazım. Malum suya maruz kalmamalı. Hadi bakalım ne yapıyoruz. Bahçemize giderken Ula'mızın oldukça keyifli yollarını sizler de görmek istersiniz diye ufak bir çekim yapıyorum. Ve sonunda geldik. Hazırlanıp işbaşı yapıyorum hemen. İlk önce yukarıdaki OSB'leri yerlerine tutturmaya çalışıyorum. Oldukça sıkıntılar yaşadım. Çünkü OSB'ler kesilmiş bir haldeydi. Valla eski OSB'ler yani kesilmiş OSB'lerle çalışmak inanın çok zor. Yani şurada çatıda düzeltmeye çalıştım. Bozukluğunu çatıda anladım. Yani birbirine oturmamasından kaynaklı. Bayağı bir yordu beni. Şimdi son arkada kalan parçayı kesip yerleştirip vidalayacağım. Ondan sonra yalıtım işlemini yani membran işlemini gerçekleştireceğim. Devam ediyoruz bakalım. Öğle güneşinde rüzgar yememek için uzun kollu. Bir yandan terliyor, bir yandan rüzgar yiyoruz. İnşallah hasta olmayız. Yerleştirdikten sonra OSB'lerin özellikle dört köşesini vidalıyorum. Vidalama işleminden sonra kalan OSB bölümü için kesme işlemini gerçekleştiriyorum. Tek başına keserken oldukça zorlanıyorum. Bu yüz halimden bayağı bir belli oluyor açıkçası.
Son parçayı da yerine yerleştirdikten sonra vidalamayı yaptım ve ön taraftaki eksikleri kalan OSB'ler ile tamamlamaya çalışıyorum. Ardından pürvüz ile membranımızı ısı işlem uygulayarak yerine yapıştırıyoruz. Bu işlemi yaparken eldivenle çalışmayı ihmal etmeyin. Oldukça sıcak ve yapışkan. Evet arkadaşlar, bir günün daha sonuna geldik. Bu bölüm bu kadardı. Umarım izlerken sizler de keyif almışsınızdır. Ben bu hafta oldukça fazla yoruldum ama sonuç olarak ortada bir şeyler var. Bu insanı mutlu ediyor. Bakalım ilerleyen süreçlerde neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Hep birlikte bunlara şahit olacağız. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın.